Peki, ben şimdi sizi dinliyorum. Buyurun, bakalım inşallah zor sorunuz yoktur diyorum. Yok hocam. Evet, buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Hocam şöyle ben kısaca projeden bahsedeyim isterseniz. Biz yapay zekada derin öğrenme teknikleri üzerinden bir Android mobil uygulaması geliştirmeyi düşündük. Bunu Türk işaret dilini Türkçe ve İngilizce olarak altyazıda metin şeklinde yapmayı planladık. Yani bunun üstünden gideceğiz. Hani proje bu odaklı olacak. İki farklı dil seçeneğiyle birlikte. Ama sadece Türk işaretleri üzerinden yani. İlk aşamamız bu. Yani geliştirmek Bileniniz istiyoruz. yaptı mı peki bunu? Efendim hocam? Herhangi birisi eğitimini aldı mı bunu? Yok hocam, bu konuda sıfırız. Aynen sıfır olarak başladık. O yüzden zaten bu aşamaya kadar biraz zorlanarak geldik. Bahsettiğim işaret dilini öğrendiniz mi? Onu soruyorum. İşaret Ha. dilini. Hocam onun için şöyle işaret dili eğitimi veren kurslarla görüşeceğiz bu hafta için. Aynen. Biz Ama de birkaç hareket biliyoruz hocam. Aynen. evet. Peki. Hatta Belediyelerin vardı. Ben en son bildiğim Çankaya Belediyesi'nin falan vardı ama şu an son halini bilmiyorum. Yani onlara bakabilirsiniz belki. aynen. Hatta hocam şimdi bunun için bir veri seti oluşturmaya başladık. Yani en baştan şöyle anlatayım. İlk önce görüntü işlemeyle OpenCV kütüphanesini kullanarak hani direkt kameradan çekerek bir eğitim gerçekleştirmeye çalıştık. Fakat yani tahmin oranları falan hiç tutmadı. Bir de ö harfleri falan şöyle şöyle yapılarak gösteriliyor. Onu da hani video olarak kaydetmemiz lazımdı. O yüzden onu geçtik. Şu an video olarak bir veri seti hazırlıyoruz. Şu anlık 20 kelime düşünüyoruz hocam. Kelime başı için de 150 kişiye video çektirmek istiyoruz. Sizce Kaç yeterli kişi, pardon, olur? duyamadım tam. 20 kelime düşünüyoruz. Bir kelimeyi de 150 kişiden Okey. video isteyeceğiz. Bu yeterli olur mu sizce bu rakam? Yani Yani bitirme projesinden bahsediyorsak olur tabii. aynen şu an bitirme Evet, projesi bitirme. için şu kısa Evet. Yani vakitte. akademik bir çalışmadan bahsetmiyoruz. Gerçek bir hayattan bahsetmiyoruz. Sadece hani deneme yapmak maksatlı için Aynen. olur. 20 kelime dedi. 20 harf mıydı? Aynen. Kelime oluyor değil mi? Kelime olarak düşünüyoruz hocam, aynen. Peki, devam edin. Buyurun, siz tanıtmaya devam edin projenizi. Sonra işte bu veri setlerini hazırlıyoruz şu an. Kısa bir zamanımız kaldı. Sonrası için hocam kafamızda soru işaretleri var. İlk olarak biz Mediapipe kütüphanesini kullanmayı istemiştik. Fakat bununla alakalı internette çok bilgi bulamadık Hangi açıkçası. kütüphane, ben duyamıyorum, kusura bakmayın. Mediapipe. Mediapipe. Aynen. Ben ilk defa duyuyorum. Ne içinmiş bu? Google'ın kendisine ait bir kütüphane aslında. Kime ait? Google'ın kendisine ait hocam. Ha, olabilir. Peki. Sonra işte bununla alakalı pek bulamadığımız için TensorFlow kütüphanesini ve onun kütüphanelerini kullanmaya karar verdik. Onunla alakalı birkaç araştırmamız oldu. Ama şimdi de bu hazır datasetlerini eğitme konusunda nasıl devam ederiz? Bir de mobile geçeceğiz hocam. Mobil için de TensorFlow Lite kütüphanesi var. Şimdi şöyle bir şey var. Yani edindiğimiz bilgilere göre ilk olarak bu desktop üzerinde hani bir eğitim kısmını tamamladıktan sonra onu TensorFlow Lite'a aktarma diye bir olay var. Bir de tam olarak Android üzerinde, TensorFlow Lite üzerinde bunu geliştirme kısmı var. Bununla alakalı biraz kafamız karışık açıkçası. Pek de bir bilgimiz olmadığı için nasıl ilerlemeliyiz bilmiyoruz. O kısma da daha gelmediğimiz için. Öyle. Okay. Siz başka ne söylemek istiyorsanız söyleyin konuyla ilgili. Ben sonra görüşlerimi söyleyeceğim. Şu an içiniz doludur. Sormak istediğiniz, anlatmak istediklerinizi söyleyin. Tıkandığınız yerleri. Ben şu an aklımda tutuyorum. Bir şeyler söyleyeceğim ama ben öncelikle sizin içinizdekileri fırsat varken söyleyeyim. Sonra ben konuşmaya başlayınca zor olur bir daha söylemek. Onun için. Hocam bir de şöyle bu günlük konuşma dili olacağı için biz şimdi kelimeleri hani kelime olarak eğiteceğimiz için örneğin işte söylemek falan tarzında hani dosyayı bu şekilde kaydedeceğimiz için videoları dosyanın içine daha sonrasında bunu cümle olarak ekrana bastırma olayını tam olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir de onu düşündük. Hani sözlük olarak yapsak direkt hani kelime kelime bastırılabilir fakat cümle olarak kelimeleri nasıl birleştirebileceğimiz hakkında da birkaç soru işaretimiz var kafamızda aslında. Bir de ayrıyeten hem Türkçe hem İngilizce dil desteği olacağı için şimdi kelimeleri Türkçe olarak veri setlerini Türkçe olarak kaydedeceğiz. Ama bir de ayrıyeten İngilizce olarak kaydetmemiz gerekiyor mu
bunu arka planda daha farklı şekilde gerçekleştirebilir miyiz? Bir de bunu soralım dedim. Bir de şey var, video sınıflandırması için hocam ben birkaç araştırma yaptım ama YOLO diye bir yöntem buldum ama onlar da böyle label gibi çerçeve içerisinde ve sol üstte yazıyor aslında. Ama bizim istediğimiz hareket görünsün, hareketten sonra en altta o hareketin ne olduğunu yazsın istiyoruz. Harika. Hani onun için de hani hangi video sınıflandırması gerektiğini kullanmamız gerektiğini bilemedik bir. Tamam. Başka? Başka ne istiyorsunuz? Şu anlık bu şekilde. Şu an bu şekilde. Peki. Evet. Şimdi o zaman ben doğru anlamış mıyım? Bir check edelim. Öncelikle karşımızda bir insan olacak. Sizin use case'inizi bahsedeceğiz değil mi? Use case'inizi. Evet. Bu insan Türk, Türkçe'de kullanılan, çünkü biliyorsunuz farklı dillerde farklı. Aynen. Türkçe'de kullanılan el işareti dili kullanarak size bazı işaretler gösterecek. Tabii bu işaretleri bizim sadece resim olarak işlememizin bir anlamı yok. Video evet. olarak işlememiz lazım. Yani arka arkaya gelen frame'leri belli bir window içerisinde değerlendirmemiz lazım. Evet. Sonra bu değerlendirme sonucunda bir hareketin başlayıp ve bittiği yeri bulmamız lazım. Başlayıp evet. bittiği yeri bulduktan sonra bu hareketin bizim sözlüğümüzde karşılık geldiği 20 hareketten hangisi olduğunu bulmamız lazım. Daha sonra arka arkaya gelen hareketlerden de, kelimelerden de önce Türkçe cümle, sonra İngilizce cümle yapmamız lazım. Bu cümleyi altyazı olarak koymamız lazım ve bunu da mobil bir uygulamayla yapmamız lazım. Evet, aynen böyle. Bir cümleyi özetleyebildim mi? Bir de şöyle, hani Türkçe, İngilizce böyle seçenek olarak hani illa ikisini de gösterecek değil. Eğer Türkçe'yi görmek istiyorsanız. Bir tane de baton koyalım şeye. Aynen. Türkçe mi İngilizce mi diye o da olsun. Yani eş zamanlı olarak kameradan algılayıp bunları yapması gerekiyor. Peki. Ne kadar süreniz var? Haziran'a kadar. Evet. Kaç hafta konuşalım? Hafta konuşursak şu an için 4 haftalık bir süreçte raporumuzu sanırım yazmamız gerekiyor. Proje sunumumuz Haziran ortasında. Yaklaşık 8 haftalık bir sürecimiz var diyebiliriz. Peki. 8 haftalık süreçte full olarak bir kişi kaç saat çalışabilir bir haftada? Hocam 4 günümüzü buna ayırmayı planlıyoruz. O kadar. Evet. Yani, aynen. Dersiniz yok mu sizin? Var hocam ama bunun üzerine biraz daha... Yani hocam şöyle 4 kişiyiz. Gizem'in ve benim az dersimiz var zaten. Bu döneme az ders bıraktık. Eylül ve Ecem'in biraz daha dersleri var ama onlar da zaman ayırabileceklerini söylediler. Peki. Python uygun zamanlarımızı muyuz? Konuştuk. Python biliyor muyuz? Onu da biliyoruz. Aynen. Makine öğrenmesi biliyor muyuz? Hocam işleme üstünde yaparken hani gördüğümüz kadarıyla şu anda ama çalışıyoruz onları da. Görüntü işleme biliyor muyuz? Evet onu ben de dersinde. Video işleme? Yok onu bilmiyoruz. Mobil uygulama geliştirme? Evet hocam onu biliyoruz. Peki. Sevgili öğrencilerimizin anlattığı şeyi dinledim. Problemi anladım. Yapmak istedikleri hedef bayağı büyük bir hedef. Tabii bilgi eksikleri ve pratik eksikleri evet. çok yüksek seviyede. O yüzden ben isterseniz sizin için bunu adım adım nasıl yapılabilir? Ama anlatacağım konular şunu yapmanız gerekir dediğim şeyi sanki siz biliyormuşsunuz gibi diyeceğim. Yoksa öbür türlü çok detaya girersek kayboluruz. Toplantı saatlerce sürer. Şimdi en basitten başlayalım. Evet. Bir kere sizin görüntü işleme ilgili probleminiz yani bir kamera aracılığıyla karşıdaki insanın yaptığı hareketi alma probleminiz bu görüntü işlemeyle yani durağan görüntü işlemeyle yani image processing'de olmaz. Çünkü sizin bir temporal datanız var. Yani zamana bağımlı bir datanız var. O da el hareketinin bir başlangıç bitiş pozisyonu var. Biraz önce gösterdiğiniz gibi el hareketi bir yerden başlıyor bir yere bitiyor. Bu da başlayıp bittiği yer bir video tabii ki frame'lerden yani arka arkaya gelen resimlerden oluşuyor. Ama bizim sıkıntımız tek bir resme bakarak kedi mi var, köpek mi var bunu ayırt edebiliyoruz değil mi?
Bunu image processing diyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ama akan resimlerde bunu yapmak için video processing tekniklere girmeniz lazım. Video processing tekniklerde de sadece var olan bilgiye değil, ona bir de temporal data koymamız gerekiyor. Şimdi ben size burada bir keyword söyleyeceğim. Bu önemli. Bu da gesture kelimesi. Yani sizin yapacağınız gesture recognition. Şimdi ben size bir hemen bir internete geçiş yapayım şurada. Herhangi bir yerde. Görebiliyorsunuz değil mi ekranımı? Evet hocam. Evet hocam. Tamam, ben size çok hızlıca bir şeyler göstereyim ki o keywordler üzerinden gidin. Gesture recognition diyelim. Şimdi bu konu yıllardır biliniyordu ama deep learning'le birlikte bayağı bir arttı. Image'lara geçelim şuradan hemen. Burada mesela şu gördüğünüz son model arabalarda var biliyorsunuz. Teybe doğru elinizi uzatıyorsunuz. Elinizi soldan sağa, sağdan sola çevirdiğinizde sesi açıp kapatmak gibi. Bu ne yapıyor? Basit bir gesture'ı anlıyor. Bu basit gesture. İkincisi şu sağda gördüğünüz, şuradaki resimleri görebiliyor musunuz? Küçük mü? Evet, evet, görebiliyoruz hocam. Bu resimlerde gördükleriniz, şöyle sola açayım isterseniz. Bu resimde gördüğünüz mesela parmakların birbirine göre pozisyonu, duruşlarını görüyorsunuz. Hani buradan da gesture. Şimdi bu sizin çok ilgili bir alan. Yani buradaki hand gesture diye altında okuyorsunuz, recognize edebiliyorsunuz. El solda mı sağda mı? Şimdi burada ama yine basit bir şeyi farkına varan bu image processing'de yani elin resmini böyle verdiğinizde zafer işareti yapıyor diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey yaptığında ne bileyim işte şuradan şuraya gidip bitti çünkü bu devamlı el hareket edecek ki konuşma anında. Bu işin ABC'sini söylüyorum. Buradan başlamak lazım. O yüzden önce el hareketini durağan yapılan hani teker teker konuşuluyor gibi düşünürsek bunu bir yakalayacak şey var. Bunun için mesela altta görüyorsunuz Google'ın open source real time hand gesture algoritması varmış burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu algoritmalar sizi hızlandırabilir bir yerde de öldürebilir. Çünkü algoritmanın içini anlamadan sadece dışından bir şeyler yönetmek belli bir şey hızlı yapıyorsunuz. İstediğiniz bir şey yapmaya geldiğinde algoritma eğip bükemediğiniz için sıkıntı doğmaya başlıyor. Anlatabiliyorum değil mi derdimi? Evet, evet hocam. Ama bir yerden başlamak için ben genelde sıfırdan kod yazdığım için algoritmaların içine giriyorum, kodu da açıyorum. Bu kodlar genelde kitapta oluyor. GitHub'dan öğrenip değiştirebiliyorum. Ama bu vakit demek. Bir. İki, burada ben devam edelim. Kameramız açık. Karşıda el var. Elin bir pozisyonunu anlamak. O zaman bunu çözdük. Bu problemin ismi gesture recognition problem. Bu tabii hareket sabitken bunu videodan yapmak işi biraz daha karıştırıyor. Onun için en çok yapılan şey şurada göstereyim ben size. Bakın bu 3 yıl önce ilk çıkmıştı. Deep Learning'de kullanılıyor. Multi-flow set deniyor. Buna multi-flow Deep Learning Models deniyor. Bununla ilgili başka örnekler de göstereyim. Ben şu an random açıyorum ama bildiğim için hemen tanıdık geliyor bana. Onun için rahat konuşabilirim. Şimdi bu tür vücut hareketleri gesture'ları çok yayıldı. O kadar güzelleşti ki bir video üzerinden ben size buradan belki de gösterebilirim. Şu an burada videoları niye göremiyoruz? Sadece nereye gitti o şey? Videolar açayım. Şuradan bir tanesini rastgele açayım. Şimdi bu videolarda bunlar aslında şu an için teknolojik olarak yapıldı ama bu video değil. Ben size bir çalışma grubunun videosu vardı. Çinli gençlerin yaptığı. Evet hocam. Gördünüz mü onu siz? Bakmıştık. Hani hapşırıyorlar, yere çömeliyorlar, kalkıyorlar, elbise çıkartıyorlar, giyiyorlar. Ve bunları yapabiliyorlar. Dolayısıyla sizin buna kaymanız lazım. Yani gesture'dan buradan mesela bir parça daha yani hand gesture bizim işimize şu an tam yaramaz yani ama body dersek body gesture recognition gibi bir şey dersek bence daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bakın burada görüyor musunuz? Bu tür
emotional body gesture demiş işte falan. Şurada bu hareketleri görüyorsunuz. Bunun içinde tabii bütün vücuda baktığınız zaman bu videolarda öyle oluyor. Yani el okuması için birebir bir örnek bulamam ama vücudun önce bir iskeleti çıkartılıyor. Junction pointleri, o iskeletin eklem yerleri. Görüyorsunuz. Nereden? Şuradan bakın göstereyim. Bu junction pointlerle sizin vücudunuzun basit bir modeli oluşturuluyor. Sonra bu basit modelin her bir noktanın birbirine göreceli olarak hareketinden, koordinatlarından, arka arkaya gelen koordinat dizisinden bir model oluşturuluyor. Bu genelde bir şey arka arkaya geliyorsa, zaman içinde dağılıyorsa, deep learning'de bu LSTM, yani recurrent neural network yapısına döner olay. LSTM yapısını basit haline. LSTM'in bir üstü encoder decoder modellerdir. Encoder decoder modellerde bir taraftan veriyi ham haline verirsiniz, encode edersiniz. Çıktı olarak da mesela elini kaldırdı cümlesini istiyorsanız onu verirsiniz. Encoder videoyu alır, parça parça arka arkaya gelen videoyu, onu encode eder. Bir tane context vektör oluşturur, onu decoder'a verir. Decoder da onu kullanarak sizin daha önceden eğittiğiniz cümlelerden birisine çevirebilir. Bu da encoder decoder. Bunun bir üst seviyesi de 3 yıl önce, 4 yıl önce icat edilen transformer'lar. Transformer'lar bunu LSTM olmadan yapabilirler. Yani arada bir LSTM katmanı yokken transformer'lar yine bir encoder decoder modeliyle çalışır ama recurrent yerine arka arkaya gelen datayı aynı anda seri olarak işlerler. Şimdi dolayısıyla bunlar benim söylediklerim genel konular. Kafanızda bir yıldız çakmayabilir, bir şimşek çakmayabilir. Çünkü hani ben size sanki biliyormuşsunuz gibi anlatıyorum da ona göre yolu gösteriyorum gibi farkındaysanız. Şimdi bu gesture kontrol anladık. Body gesture anladık. Videoların arka arkaya işlenmesi için arka arkaya gelen frame'leri alınıp mesela bir window tanımlayacaksınız 10 frame. Ama 10 frame diyelim ki 600x800'lük bir frame değil mi bir tanesinin çözünürlüğü? 600x800x10 derseniz 10 tane de işte saniyede 25 frame ile çalışıyorsanız bir saniye bile etmez. Yani düşünsene 25 yani her iki frame'den bir alabilirsiniz. Her üç frame'den bir alırsınız. Ama o zaman kaçırabilirsiniz bazı şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Bunu da almanız lazım. Bunu aldığınızda iş bitmiyor. Sizin online yapmak istiyorsunuz çözümünüzü. Offline değil. Yani önce biri bir şey yapacak. Videoyu kaydedip sonra yapmak istemiyorsunuz bana anlattığınız. Yok aynen öyle. Evet. Online yapacağınız için. Evet. Online yapacağınız için bu sefer sizin neural network'ünüzün çok hızlı çalışması lazım. Genelde makine öğrenmesiyle yani deep learning ile yapılan video işlemlerine frame per second rate'i verilir. Ve bunun için de biraz önce YOLO geçti mesela. YOLO'dan bahsettiniz. YOLO versiyon 3, versiyon 4 şu an versiyon 5'i de var ama PyTorch için yapılmış onu. Aslında başka bir Darknet denen bir ortam üzerinde yapılmıştır. YOLO versiyon 3'ün Keras'ta bir uygulaması Keras tarafından yapılmamıştır. Bazı gönüllüleri kitaptan bulabilirsiniz. YOLO versiyon 3'ün en büyük güzelliği bu frame rate'inin çok yüksek olması, gerçek hayatta kullanılabilir olması. Ama YOLO versiyon 3'ün tabii siz onun eğitilmiş olan hali, YOLO versiyon 3'ün eğitilmiş olan hali classification için, multi-label classification için. Örneğin ImageNet diye dediğimiz bir dataset ve yarışması var. ImageNet'te 1000 tane class var. Arabadır, evdir, kedidir, köpektir. YOLO versiyon 3, 4, 5 YOLO bu resimler üzerine eğitildiği için video içinde bu resimleri bulabilir. Bulduğu yerde biraz önce Gizem söylüyordu ya kendisi bir bounding box dediğimiz bir dörtgen box'ın içine alıp oraya da işaretler. Buna da bounding box deniyor. Dolayısıyla biz object detection ve object localization yaparız. Yani burada bir kedi var işte burada bir de köpek var burada. Bunu object detection ve object localization diyoruz. Ama sizin probleminiz classification problemi değil öncelikle. Çünkü sizin probleminiz bu gesture problemi. Dolayısıyla şöyle bir kargaşa çıkıyor ortaya. YOLO versiyon 3'ün mantığı hızlı bir classification'a gider. Resimlerden gördüğü bir şey benzerini görürse yakalar. Olduğu yeri işaretler. Ama siz öyle bir şey istemiyorsunuz. Çünkü sizin hareketiniz böyle bir hareketi bulmak değil derdiniz. Şöyle bir hareketi yakalamak. Evet. Dolayısıyla yine sorduğunuz için ben bu konuları birbirine bağlamaya uğraşıyorum. Yani YOLO versiyon 3 nerede, evet. Ne olur da ne yaparsınız diye.
Yani YOLO versiyon 3'ü siz çözümünüzde kullanmak istiyorsanız oldu haliyle kullanamazsınız. Bunu bazı araştırmacıların yaptığı gibi body gesture kontrolünde o iskeleti çıkarttıktan sonra iskeletin pozisyonlarını temporal data içinde encode ettikten sonra YOLO versiyon 3'te kullanabilirsiniz. Buraya kadar geldik. Şimdi olayın neresindeydik? Videoyu yakaladık. Bunu frame'lere ayırdık. Bu kolay. Belli bir time based aldık. Ama bu frame'i olduğu gibi veremeyiz. Çünkü çok büyük data var. Bu datanın içinde bir embedding layer kullanarak içinden önemli datayı süzüp almamız lazım bir şekilde. Bunu da süzüp alma, image processing ile yapabiliriz. Önemli bir bilgi alırız. Bu bilgiyi time series datası olarak düşünüp bir LSTM gibi bir encoder decoder içine verebiliriz arka arkaya. Ve o zaman da çözeriz olayı. Nasıl çözeriz ama? Şöyle çözeriz. Ben size bir hareketi başlatır bitiririm. Videoyu kaydederim. Bu video dedim ki bir saniye. Bir saniye içinde 25 frame var. Her ikisinden bir tanesi aldım. 12 frame yaptı. 12 frame'in her birini önce bir image processing yapan bir neural network'ten geçiririm. Onun bir tane feature vektörünü bulurum. Mesela ne diyelim? VGG 16'dan geçiririm. VGG 16'nın bana en son verdiği classification layer'ını söker atarım. Buna transfer learning deniyor. En sonda bana üretti onun işte 1024'lük bir vektör vardı. O 1024'lük vektörü alırım. Bu onun özeti olmuş olur o resmi. Neye göre? VGG 16'ya göre. Bunun gibi 12 tane frame'in özetini alırım. Her bir frame'in özetini arka arkaya koyarım. Bunu encoder decoder'a veririm. Derim ki bu hareket 20 hareketten birincisi. Anladınız mı? Evet hocam. İkinci hareket için bir video kaydederim. Bu videoyu biraz önce anlattığım gibi 2'de 1 frame'lerini alırım. Aynı VGG 16'dan geçiririm. Onun en son katmanından bana üreteceği 1024 bitlik bir vektör alırım. Bunu 12 tane vektörü yan yana dizerim. Ve bunu 12 tane adımdan oluşan bir sekans olarak bir tane encoder decoder modele veririm. Öbür tarafa cevap olarak da bu ikinci hareketin bir örneğidir. Train setimi anladınız mı? O zaman benim train setimde 12 tane arka arkaya gelen frame'in özeti X olarak çizmemi ister misiniz? Olabilir hocam. Şimdi buraya bir tane encoder decoder koyalım. Adını encoder decoder diyelim. Bunların genel adı sequence to sequence models. Şimdi biz buna ne yapacağız? Sizin bir tane hareketiniz var ya videonuz. Buna da MP4 diyeyim ben size. Bir videonuz var. Bu videoyu açtınız mesela. Arka arkaya gelen resimler var değil mi? Bunların her birine frame diyoruz. Evet. Mesela normalde bir video 20-25 frame'dir second'ı. Bir saniyede. Siz bunu iki taneden bir tane hepsini alalım. Boş verin. Diyelim ki buna 20 tane frame var burada. Tamam mı? Bu 20 tane frame'i aldık. Bir tane başka model. Bu da VGG 16 modeli. Her bir frame'i bir kere de buna veriyorsunuz. Bu normalde bir classification yapmak için eğitilmiştir. Ama ben bunu classification tarafında kesiyorum. Bunun en son ikinci katmanı olan katmandan bir çıktı alıyorum. Bakın bunu da göstereyim ben size ne demek istediğimi. Evet. Şu an görüyorsunuz değil mi rahatlıkla? Evet hocam. Evet. Bakın 1000 tane objeyi sınıflandırmak için bu şekil. Ben diyorum ki burayı kullanmayın diyorum. Bu bize lazım değil. Biz verinin özetini istiyoruz, tamam mı? Verinin özetini istediğimiz için bakın şu 4096'lık bir rakam var burada, görüyor musunuz? Evet. Ha, o 4096'lık rakamı biz kullanacağız. Yani şu 4096'lık rakamı vektör 4096 tane rakamdan oluşuyor. Bakın resim veriyoruz. O bize ne verecek? 4096 tane rakam verecek. Anlaştık mı? Böylelikle resmi özetini almış olduk. Dediğimi anladınız mı? Evet. Şimdi anladıysanız devam edelim. Şimdi artık buradan ben ne elde ettim? 4096 tane rakam. Ne için elde ettim? Bir tane frame için. Bunu bir kenara koysam
İçine yazalım 4K yazıyorum şimdilik. Anlayın 4096 olduğunu. Bu frame 1 içinde. Sonra ne yapacağım? Frame 2'yi aldım. Sonra frame 3'ü aldım. Arka arkaya gelmeye başladı mı 4K'lık rakamlar? Evet. Şimdi bunlarda zaman oluştu. Şöyle düşünebilirsiniz. Burası T0 zamanı. Burası T1. Burası T20 zamanı. Buraya kadar geldik mi? Evet. Şimdi bunu siz bir sequence to sequence'e verirseniz kaç tane hareketimiz vardı bizim? 20 tane. 20. Buraya da bir classification katmanı koyup 20 tane sınıftan hangisi olduğunu söyle. Mesela birinci herkes ise 1, diğerlerine 0, 0, 0, 0 verdik. Artık benim bir eğitim setim var. Eğitim seti dediğimizde bu oldu. Yani şöyle bir şeyimiz var artık. Benim bir girdim var. Buna X diyoruz. Bir de çıktım var. Doğru mu? Evet. Biz bu girdimiz neden oluşuyor? Bu X girdimiz 20 çarpı 4096'dan oluşuyor. Çıktığımız ne? Bir tane 20. Ama hangi sınıfsa bu hareket, hangi sınıfsa orası 1 olan, diğerlerin hepsi 0 olan bir yer. Buna one hot encoding diyoruz. One hot encoding. Şimdi bunu yaptığımızda ne elde ettik? Bir tane videoda hareketi bir saniye kaydettik. Bunu çalıştırdığımızda bana sadece dedi ki bana öğrettiğin 20 hareketten birisidir diyebilir training'den sonra testte. Bu kadar. Bence buraya kadar bunu yapsanız dönem projesi bu. Yani bu tabii yani en azından bunu çıkarmak proje yani tabii ki. Yani inanın kolay değil bu anlattığım. Şimdi ben tabii, bayağı bir kolay şey kolay anlatmaya uğraşıyorum ama inanın. Çünkü elinizde 8 hafta var. Evet. Python öğreneceksiniz. TensorFlow öğreneceksiniz. Keras öğreneceksiniz. Encoder, decoder öğreneceksiniz. Video processing öğreneceksiniz. Classification yapacaksınız. Evet. Şimdi evet. Hedefimiz yüksek. Murat Hocam. Bilmiyorum size faydası olur mu bundan sonra anlatmaya devam etmem. Birlik yeterli de hocam zaten bu kısma gelebilirsek. Ben de onu söylüyorum. Bu kısma geldiğimizde evet, hallettiğimizi farz edelim. Oldu mu? Hallettiğimizi farz edelim. Zaten. Bu anlattığım yeri bir tane yeşil kutunun içine koyalım. Hı-hı. Tamam. Yeşil kutuya ne veriyoruz artık? Bir tane işte 5 saniyelik 1 saniyelik video veriyoruz. Doğru mu? Evet. Bu videonun sonucunda ne elde ediyoruz biz? Hangi hareketin olduğunu elde ediyoruz. Doğru mu? Evet. Yani 20 tane hareketten hangisi olduğunu tahmin edebiliyoruz artık. Şimdi sizin derdiniz neydi ama? Asıl sizin kendi derdiniz. Sizin derdiniz şu. Elinizde bir tane video gelecek değil mi? Arka arkaya böyle video akıyor. Değil mi? Peki siz ne yapabilirsiniz? Videoyu belli saniyelere bölüp deneme yapabiliriz. Hareket nerede başlıyor bitiyor bilmiyorsunuz. Değil mi? Bu denemede mesela her bir 0.5 saniyede videoyu parçalayıp gönderseniz birisine denk gelecek değil mi o kelime? Denk gelmezse zaten 20 tane kelimeden hangisi olduğu çok düşük, olasılıklar çok düşük olacak, bulamayacak bir türlü. Bulduğunuzu da buraya artık elde ettiğimiz hani 20'lik bir tane vektör olacak dedim ya size. Evet. Çoğunluğu işte 0 olacak. 0'a yakın veriyorlar. 0.1, 0.2. Mesela birisi de 0.7. O zaman ne olacak? Bunu seçeceksiniz doğru kelime olarak değil mi? Bu birinci kelime, bu ikinci kelime, bu üçüncü kelime, bu dördüncü kelime. Olasılık en yüksek kimde? 0.7'de. Bunu. Bunu bir kenara yazın kelimeyi. Ne diyelim? Hello. Şimdi bu birincisinin cevabıydı. İkincisinin cevabını verin. Buradan yeni bir tane vektör gelecek. Olasılık vektörü. En yüksek olasılığı aldım. Onu da ekle bir tane. Hello, my, name. Böyle gidebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Akışı anladınız mı? Evet. Bundan sonrası zaten işin kolaylaşmış hali. Ben şunu söyleyeyim size öyle anlayın. Bir, online yapmak daha sonraki iş. Yani kamerayı açıp da yapmak daha sonraki iş.
Kameradaki görüntüyü cep telefonuyla yakalamak daha da sonraki iş. Yakaladığınız görüntüyü metne çevirmek daha sonraki iş. Metni Türkçe İngilizce yapmak daha sonra. Çok sonraki iş. Ama bütün asıl hikayeni bir saniyelik bir video içindeki veriyi alıp hangi hareketin yaptığını tahminlemek asıl işiniz. Bunu yaptığınız an, bitirdiğiniz an gerisi çocuk oyuncağı. Evet. Ne kadar gelebiliriz kısa bir süre. Şu an kafanızda bir şey, en azından bir yol haritası oldu mu? Evet, oldu hocam. Yani evet. Şuraya baktığınızda artık anlıyorsunuz değil mi demek istediklerini? Aynen. Evet. Bilgiler çok karışıktı şu an daha şekilde aynı. Videoyu koyunca seyredersiniz artık. Yardımcı olabildim mi? Hani, tabii şu an encoder, decoder nedir? LSTM layer nedir? Training nedir? Test nedir? Bu konuları bilmediğinizi fark ediyorum. Benim YouTube'da bulunan Murat Karakaya Akademi kanalına bakın. Orada yeni başlayanlar için birçok seri var. Ya tek bir video yok, seri var. Sınıflandırma nasıl yapılır diye bir seri var. Veri hattı nasıl modellenir diye bir seri var. Image processing nasıl yapılır diye bir seri var. O serileri seyredebilirseniz ve her seride de Colab'da yayınladığım notebooklar var. Dolayısıyla o notebook'a ulaşıp direkt Colab'da çalıştırabilirsiniz. Spesifik bir video işleme serim yok. Gesture serim yok. Onlara girmedim daha henüz. Ama siz oralardan başlayabilirsiniz. Ama bu dediğimi sequence to sequence serim var. Onu da seyredebilirsiniz. Kodu da açık. Kodu da GitHub'dan da paylaşıyorum. Oradan da paylaşıyorum. Colab'da biliyorsunuz bir tıklamayla hemen kodu çalıştırabiliyorsunuz. GPU desteği de veriyor Colab. Aynen. Dolayısıyla şu ana yapıyı kurarsanız bir saniyelik video veri seti oluşturursanız demin söylüyordunuz ya 150 kişiden bir saniye. Öncelikle yapmanız gereken o veri setinin işte %70'ini train'e, %30'unu test'e ayırıp bu modeli kurup önce train edip sonra testi bakın bakalım kaç hareket videosunu doğru sınıflandırabiliyorsunuz. Zaten bu bitti mi proje bitmiştir. Gerisi makyaj. Evet. Gerisi şurada evet. Anlattığım şekilde bunu hallettiğiniz zaman zaten video akacak. Bu gelecek buradan çıkıp bu da akacak. Buradaki akışı sağlamanın en önemli konu performansa gelecek. Yani burada kullanacağınız modelin hızına gelecek. O ayrı konu. Hani gerçek hayatta nasıl olur, denemede nasıl olur? Bunlar biliyorsunuz hani mühendislik giderek derine inmek demek, problem çözmek demek. Ama bir bitirme projesi için bence şu bile önemli bir bitirme projesi. Anlaştık. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki. O zaman ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.